kestirmek suretiyle buradan rant elde ediyorlar. Yaptıkları şey hep bu. Eğer 400 milletvekilini alabilecek veya bir anayasayı inşa edebilecek sayıyı bir siyasi parti yakalamış olsaydı durum bugün çok daha farklı olurdu. İstikrar bakın, mı olurdu efendim? Yani yeni anayasa sağlanırdı. Bir yeni Türkiye hareketini, bir adımını atmak için böyle bir şey çok çok önemliydi. Bakın şimdi diyelim ki ben başbakanımıza hükümeti kurmayla ilgili görev verdim. Ve CHP ile görüşmeler yapıldı. Ki CHP ile eğer mutabık kalınabilseydi iki partinin sayısı bir anayasayı inşa etme noktasında yeterli bir sayıydı. Ama maalesef belli yerlere takılmak suretiyle bu olmadı. Daha sonra MHP ile görüşmeler oldu. O tabii belki anayasayı kurmaya yeterli değildi ama en azından millete gitme noktasında, bir referandum noktasında böyle bir imkanı sağlayabilirdi. Fakat MHP ile de böyle bir anlayış maalesef görülemedi. Bir taraftan teröre karşı olduğunu söyleyeceksin. Teröre karşı olduğunu söyleyenler kalkıp da elini vücudunu taşın altına koymayacak. Şimdi böyle bir anlayış olamaz. Böyle bir milli duruş, bir milli yaklaşım olamaz. Maalesef bunlar da yaşandı. Tabii ki ondan sonra da ben anayasanın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak süratle ülkemizi seçime götürmenin gayreti içerisinde oldum.